için tavada zeytinyağı ve tereyağını karıştırdım. İçine acı biberleri, kurutulmuş acı biberleri ekliyorum. Bunları ateşte ateş üzerinde, yani ocak üzerinde kavuracağım. Evet, atom mezesi için de tekrar süzme yoğurdu. Sarımsak ve tuzla tatlandırdığım süzme yoğurdu kabının içine alıyoruz. Servis yapacağımız kabın içine. Böyle yollar yaparsanız kaşığınızın ya da spatulanın tersiyle kenarlara doğru yükseltirseniz ortaya gelecek olan biberlere havuz yapmış olursunuz. Biberleri kavurduk. Zeytinyağı ve tereyağını karıştırdım. Şimdi sarımsaklı yoğurdun üzerine bulcu ediyorum. Bu şekilde atom mezemiz de hazır. Evet, şimdi humus yapacağız. Humus için bir bardak nohuta ihtiyacımız var. Bu bardağım benim çok büyük. Normal tek bir su bardağı gibi düşünün. Nohutların kabuklarını soydum ben. Pürüzsüz olması için. Dilerseniz kabuklu da yapabilirsiniz. Takılmıyorsanız eğer pürüzlü olmasına. Sıkıntı yok. Bir büyük diş sarımsak koydum. Bir çay bardağı kadar tahin. Yarım limon. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon ve yani yarım çay bardağına denk gelecek kadar sıcak su. Kapatıp blenderda pürüzsüz olana kadar çekiyoruz. Evet, ben tahin tadını humusta biraz baskın seviyorum, o yüzden biraz fazla koyuyorum. İsterseniz yarım çay bardağı da koyabilirsiniz bu arada. Humusu ilk yaptığınızda böyle kıvamı biraz yumuşak olsun. Çünkü gittikçe kendini topluyor. Şimdi yaptığım humusu servis edeceğim kaba koyuyorum. Evet, ben böyle nohutla üzerini süslüyorum. Üzerine zeytinyağında kızdırdığım kırmızı biberi döküyorum. Humus hazır. Diğer mezemiz mantar. Fırında mantara geçiyorum. Fırında peynirli mantar dolması tam olarak ismi. Öncelikle mantarın yıkanmaması gerektiğini mutlaka hepimiz biliyoruzdur. O yüzden suyla temasından kaçınıyoruz. Eğer varsa bir fırçanız, fırçayla temizliyorsunuz ya da benim gibi böyle elinizle dışlarından soyabilirsiniz. Mantarlar hazır. Soydum. Şimdi mantarların içini dolduracağım peynirli sos için soğan doğrayacağım.
Soğanları minik minik yemeklik doğrayacağız. 3 yemek kaşığı zeytinyağında yarım soğanı kavuruyoruz. Mantarlı mezeler için soğanı kavurduk, mantarları soyduk, soğanın içine soğanı zeytinyağı ile kavurduk. Tereyağı koyuyorum, böyle 2-3 parça. Böyle 2 yemek kaşığı krem peynir koyuyorum. Böyle 100 gram kadar beyaz peynir. Ve 2 yemek kaşığı kadar da kaşar peynir ekliyorum. Eğer varsa böyle bir patates eziciyle tamamen karıştırıyorum. Benim beyaz peynirim tuzlu olduğu için ben tuz eklemiyorum ayrıca. Ama eğer tuzsuz peyniri kullanıyorsanız mutlaka ekleyin. Ben biraz karabiber ekleyeceğim. Şimdi öncelikle mantarların içine bir parça tereyağı bırakıyorum. Sonra bu karışımla dolduruyorum. Yağladığım bir fırın tepsisine koyuyorum. Evet, böyle parmağınızla tereyağını içine doğru yayarsanız daha güzel olacaktır. Evet, harcı böyle üzerine koyuyoruz. Mantarları fırına vereceğim. 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar, mantarlarının piştiğine emin olana kadar pişecekler. Daha sonra sıcak olarak servis yapacağım. Evet, mantarları fırından aldım. Üzerleri iyice kızardı. Bu şekilde sıcak servis yapacağım. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Hepinize iyi bir gün diliyorum.